Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katı yağ kullanmadan hazırlayabileceğiniz çok lezzetli limonlu çatlak kurabiye tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Tarifimiz için uygun bir yoğurma kabı alıp içerisine 2 adet yumurta, 1 çay bardağı dolusu pudra şekeri, kullanmış olduğum çay bardağımın ölçüsü 125 mililitredir. 3 dolu yemek kaşığı toz şeker ve 1 pakette toz vanilin ilave edip mikserle veya çırpıcı yardımı ile tamamen beyazlayana kadar çırpalım. Yeterince çırptıktan sonra üzerlerine yarım çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı, yarım limonun suyu ve 2 adet limonun kabuğunu rendesini ilave edelim. Ve hamura renk vermesi adına yarım çay kaşığı kadar da zerdeçal ilave ediyorum. Kokusunda veya tadında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Malzemelerin tamamını birbirine güzelce karıştırdıktan sonra şimdi sıra geldi un ilavesine. Hamuru elimizle yoğurmayacağımız için sadece karıştırarak hazırlayacağımız için unu eleyerek ilave etmemiz çok önemli. Ben 200 ml'lik su bardağı ile toplamda 2,5 su bardağı un ve 1 pakette yani 10 gram kabartma tozu kullandım. Unu kontrollü bir şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü kullandığınız yumurtanın boyutuna göre bile un miktarı değişebilir. Ama genellikle 2,5 su bardağı un yeterli olacaktır. Fazlası kesinlikle olmaz. Yoksa istediğiniz kıvamı tutturamazsınız. 2 su bardağı un ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp kontrol ettim. Baktım ki un miktarı az geldi. Birazcık daha ekledim ve toplamda 2,5 su bardağı un kullanmış oldum. Dediğim o ki 2 su bardağından sonraki un miktarı sizin kullandığınız yumurtanızın boyutuna göre bile değişebilir. O yüzden olabildiğince az kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer unu birazcık da olsa yani bir yemek kaşığı dahi olsa fazla kaçırırsanız yani bu kıvamdan daha koyu bir kıvam elde ederseniz kurabiyeleriniz çatlamaz. Tam aksine taş gibi olur. O yüzden kontrollü davranmanızı tavsiye ederim. Ortalama 7-8 dakika kadar hamuru kaşık veya spatula ile güzelce karıştırdıktan sonra üzerini hava almayacak şekilde bir poşet veya streç ile güzelce kapatıp en az yarım saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Hamuru buzdolabında yeterince dinlendirdikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimizle şekil verelim. Bu arada isterseniz bir gece öncesinden hamuru hazırlayıp ertesi gün kurabiyelerinizi pişirebilirsiniz. Ve hamurun tamamına şekil verdikten sonra yanımıza 1 su bardağı kadar pudra şekeri alıp hiç beklemeden yani hamurlar oda sıcaklığına gelmeden hızlı bir şekilde önce üzerlerini tamamen pudra şekeriyle kaplayalım. Daha sonra ise fırın tepsisine dizelim. Tarifimi buraya kadar izleyen değerli izleyicilerim, beni her nereden takip ediyor iseniz bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ve kurabiyelerimiz artık fırına gitmeye hazırdır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri çatlayıp altı kızarıncaya kadar pişirelim. Ortalama pişme süresi 15-20 dakikadır.
Fırından çıkan limonlu çatlak kurabiyelerimiz artık servise hazırdır. Hamurunda katı yağ olmadığı için ekstra hafif ve yumuşacık bir kurabiye. Umarım denersiniz. Gerçekten de denemeye değer tariflerden bir tanesi. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.